sakın gadaplanma. İnsan haksız yere gadaplanınca kontrolünü kaybedebilir. Kontrolü kaybedince ağzından çıkanı kulağı işitmez. Hindi gibi kabarır kabarır durur. Sufiler buyurmuşlar, ah dilim, edeydim seni dilim dilim. Hazreti Lokman olsa gerek, aleyhissalatu vesselam. Ağası efendisi ona bir gün demiş ki, bana bir kurban kes, hayvanın en güzel yerinden bir parça et getir, kalanını fukaraya tasadduk et. Hazreti Lokman gider bir koyun keser veya bir inek keser, dilini alır getirir, onu güzel sote yapar, dil sote ikram eder efendisine. Bir müddet sonra yine efendisi ona der ki, bir kurban daha kes, bu sefer bana en berbat yerini getir, en çirkin yerini getir, kalanını tasadduk et. Yine Hazreti Lokman dil getirir. Efendisi der ki, ya Lokman, bu nasıl bir hikmet? Güzel dedim sana dili getirdin, çirkin dedim dili getirdin. Buyurmuş ki, evet, mahlukatta en tatlı şey dildir. Dil kestiğini balta kesmez derler. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. En tatlı şey dildir. Tatlı konuşursa, güzel şeyler söylerse, bir marufta bulunursa, en acı şey de yine, en çirkin şey de dildir. Hatta kitaplarımızda, özellikle ahlak kitaplarımızda dilin afetlerine dair çokça tembihler var. Gerek ayeti kerimelerden, gerek hadis-i şeriflerden, gerek ulemanın kibari kelamlarından ciddi bölümler var. Dilin afetleri. Allah cümlemizi dil afetinden korusun. Dilimizi ıslah eylesin. Zikri ile terbiye eylesin dilimizi. Dilimizi şükre alıştırsın, zikre alıştırsın. Doğru söylemeye alıştırsın dilimizi. Hakkı söylemeye alıştırsın.